Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 12. sınıf ünite özetlerine başlıyoruz. Bu dersimizde 1. üniteyi tüm yönleriyle ele alacağız. Peki 1. ünitenin içeriği nedir? Edebiyat ve felsefe ilişkisi, edebiyat ve psikoloji ilişkisi, dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler, İlk örneklerinden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri ve dahi sözcükte anlam konusu. Toplamda 5 başlıktan oluşuyor giriş ünitesi. 1. ünitede giriş başlığını taşıyor. Sevgili dostlarım, biz burada bir özet yapacağız. Özellikle sözcükte anlam konusunu hocam biraz daha detaylı öğrenmek istiyorum diyenleriniz olursa kanalda bununla ilgili detaylı konu anlatımları ve soru çözümleri mevcuttur. Arama bölümüne sözcükte anlam Eyüp Hoca diye aratırsanız ilgili videolara ulaşabilirsiniz. Burada bir özet şeklinde 1. ünitenin tamamını ele almaya çalışacağım. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Edebiyat ve felsefe ilişkisi. Konusu insan olan ve dili araç olarak kullanan edebiyatın felsefe, psikoloji, coğrafya gibi pek çok bilimle de elbette ilişkisi vardır. Bir şair ya da yazarın görüş ve düşüncelerinin felsefi bir görüşle uzaktan veya yakından bir ilişkisinin olması kaçınılmazdır dostlarım. Edebi bir eser ortaya koyan sanatçı da eserlerinde bu görüş ve düşüncelerini mutlaka yansıtacaktır. O yüzden edebiyatla felsefe birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir diyebiliriz. Edebiyat felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Gerek yazar ve şairin duygu ve hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini, gerekse bir filozofun düşüncelerini diğer insanlarla paylaşabileceği yegane vasıta dildir dostlarım, unutmayalım. Elbette edebiyatın diliyle felsefenin dili birbirinden farklıdır. Birinde sanat söz konusuyken diğerinde bilim söz konusudur ama sonuç itibariyle malzeme aynıdır dostlarım, unutmayalım. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki. Edebiyat insan yaşamını konu alır. Bu nedenle edebiyatla psikoloji sıkı bir bağ kurarlar. Edebiyatın kimi türlerinde, örneğin gerçekçi hikayelerde, romanlarda, oyunlarda psikolojik bir olayın içinde yaşayan insanın betimleme ya da ruhsal çözümlemesi psikoloji biliminden yararlanılarak yapılır dostlarım, unutmayalım. Böylelikle edebiyatın bilim, psikoloji ve psikiyatri ile ilişkisi de ortaya çıkar. Psikolojinin edebiyata vereceği en büyük desteklerden biri yine onun ruhuna uygun olan insanın iç evreniyle ilgili tespitleri olacaktır. Örneğin Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi adlı romanını okursanız orada psikoloji biliminden yazarın ne kadar yararlandığını fazlasıyla görürsünüz. Çünkü orada psikolojik bir hastalık da anlatılıyor ve psikoloji biliminden ciddi anlamda yazarımız yararlanıyor diyebiliriz. Özellikle roman ve hikaye tahlillerinde başvurulan şahıs kadrosu tasniflerinde psikolojiden oldukça detaylı bilgiler alınabilir. Peki gelelim diğer bir başlığımıza. Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler. Bir kere dil her şeyden önce canlı bir varlıktır. Dil olmuş, bitmiş, sona ermiş, son şeklini almış, belli kalıba dökülmüş ve donmuş bir varlık değildir dostlarım. O kuralları içinde başlangıçtan beri kesintisiz bir şekilde devam etmiş. Bu devamlılık içinde kendini yenileyerek bazı değişikliklere uğramıştır, uğrayacaktır da. Dil toplum hayatıyla birlikte yürümeye devam edecektir. Toplumdaki değişmeler elbette dile de yansıyacaktır. Bunun için dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı değildir dostlarım. Dil yeni nesne ve kavramlara kendi imkanları içerisinde yeni karşılıklar bulur. Mesela trollemek diye bir kelime çıktı ortaya, değil mi? Dil durmadan yeni kelimeler üretir dostlarım, unutmayalım. Örneğin Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Türkçe kendine Arapça ve Farsçadan bir sürü kelime almıştır. Yine Türkler göçebe hayattan yerleşik hayata geçince yerleşik hayatla ilgili sözcükler için yeni karşılıklar, yeni kelimeler türetilmiştir. Dil değişimi elbette her zaman olumlu yönde olmaz. Bazen yabancı sözcüklerin dile fazlaca yerleştiği dönemlerde olur. Örneğin bizde özellikle 13. yüzyılla 19. yüzyıl arasında ciddi bir Arapça-Farsça baskısını görüyoruz. 19. yüzyılda Fransızcanın baskısını görüyoruz. Günümüzde de İngilizcenin baskısı altındadır. Türkçe karşılıkları varken yabancı sözcüklerin kullanılması dilin değişimini olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Unutmayalım. Dilin toplum yaşama biçimiyle de yakın ilişkisi vardır. Bu da cebimizde olmalı. Eskimolarda mesela karın yaşama düzeni bakımından taşıdığı önem dolayısıyla kazandığı anlamlar da farklıdır. Mesela bir sürü kar çeşidi ve bu kar çeşitlerini karşılayan sözcükler vardır Eskimolarda. Yavaş yavaş yağan kar, kuru rüzgarla savrulan kar, toz halinde uçuşan kar, ıslak olarak buzlanmış kar, üstü buz tutmuş kar, ev yapmakta kullanılan ve kalıp halinde kesilebilen kuru kar gibi bütün bunları karşılayan kelimeler de vardır. Çünkü Eskimolarda kar çok önemlidir. Bizde ise kardır efendim. Sadece kardır. Çünkü biz kardan çok çeşitli alanlarda yararlanmıyoruz. Toplumsal hayatımızın içerisinde öyle fazla bir yeri ve önemi yok. Görülüyor ki diller toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişme ve gelişmelere göre şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı birer biçimlenmeye uğramışlardır diyeceğiz. Peki. Gelelim diğer bir başlığımıza, ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri. Biliyorsunuz ki Türk dilinin ilk sözlüğü Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı Divânu Lugâti't-Türk adlı eserdir. Türk toplumlarının dili, edebiyatı, yaşayışı ve adetleri üzerine 20 yıla yakın malzeme topladıktan sonra Bağdat'a gelen Kaşgarlı 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074 yılında tamamlayarak Ebülkasım Abdullah'a sunmuştur. Divânu Lugâti't-Türk bütün Türk illerini ve dillerini kapsayan 1000 yıl öncesinin Türk toplulukları hakkında önemli bilgiler içeren çok önemli bir kaynaktır. Hatta İslamiyet öncesi Türkleri için önemli bir kaynaktır. Yani biz İslamiyet öncesine dair bilgileri de yine Divânu Lugâti't-Türk'ten alıyoruz. Divânu Lugâti't-Türk Araplara Türkçe'yi öğretmek amacıyla yazılmış, bilinçlice yazılmış ünlü Türkolog Kaşgarlı Mahmud tarafından ortaya çıkmıştır. Bir diğeri Muhakemetül Edep, Divânu Lugâti't-Türk'ten yaklaşık 60 yıl sonra Harezm sahasında hazırlanmış bir sözlük. Bu sefer Türklere ve İranlılara Arapça öğretmek maksadıyla yazılmış bir sözlüktür. Türk asıllı olmakla birlikte Arap sözlükçülük geleneğinde önemli bir yere sahip olan Zamahşeri'nin yazdığı bu eser Harezm Türkçesi için oldukça önemli bir eserdir. Bir diğeri Codex Comanicus, Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış olan Kuman yani Kıpçak Türklerinin söz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleriyle ilgili derlemelerinden oluşur, 13. yüzyıl sonlarında hazırlanıldığı sanılmaktadır. Kumanların dil malzemesinin Latin harfleriyle ortaya konulduğu eserin ilk bölümü Kuman Türkçesinin söz varlığı ile birlikte dil bilgisi kurallarından oluşmaktadır. İtalyanlar tarafından hazırlanmış olabileceğinden İtalyan bölümü diye adlandırılan eserin bu bölümünde Latince sözcüklerin Farsça ve Kıpçakça karşılıkları verilmiştir. Türkçeden Türkçeye sözcükler ise 18. yüzyıldan itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Unutmayalım dostlarım. Mehmet Esat Efendi'nin Lehçe-i Osmani, James Redhouse'un Müntehabat-ı Türkiye, Müntehabat-ı Lugat-ı Osmaniye, Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani, Şemseddin Sami'nin Kamusül Türkiye adlı sözlükleri Türk sözlükçülüğünün en önemli ürünlerinden yalnızca birkaçıdır. Bunların içerisinde Kamusül Türkiye kendisinden sonra hazırlanan pek çok sözlüğe de kaynaklık etmiş, sözlükçülüğümüzün dönüm noktalarından biri olmuştur dostlar. Peki geliyorum dil bilgisi bölümüne, sözcükte anlam. Şimdi Türkçe çok anlamlı bir dildir ve bu çok anlamlılığı aslında sınıflandırmak pek de mümkün değildir. Fakat araştırmacılar gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere 3'e ayırmış. Gerçek anlamı da kendi içinde temel anlam ve yan anlam olarak 2'ye ayırmış. Peki temel anlam nedir? Kelimelerin sözcükteki ilk anlamı. Diğer bir ifadeyle sözcük söylendiğinde insanların aklına gelen ilk anlamdır. Şöyle ki Uçun kuşlar doğduğum memleketi dediğim zaman uçmak akla gelen ilk anlama uygun. Sinirlenince elindeki bardağı yere attı. Evet, akla gelen ilk anlama uygun. Hocam diğer kelimelere bakmayacak mıyız? Elbette bakabilirsiniz. Temel anlamlı mıdır, değil midir? Ama ben bu altını çizdiğim kelimeleri diğer örneklerde de kullanacağım için özellikle bu kelimelere baktım. Peki yan anlam nedir? Bir sözcüğün temel anlamına bağlı kalarak, ona yüklediğimiz yeni anlamlardır. Yani şöyle, kadının eşarbı havaya uçtu dediğimiz zaman şimdi kuşlar gibi uçmadı. Demek ki temel anlamda değil. Ama ona birazcık benziyor, bak onu birazcık andırıyor. Yokuş çıkarken bisikletin zinciri attı dediğim zaman atmak bu anlamda değil. Ama yine bir benzerlik söz konusu. Bir şeyi attığın zaman bir mesafe alır. Bisikletin zincirinin atması, yerinden çıkması, yani mesafe alması, bu bakımdan bir benzerlik kurabilirsiniz dostlarım. Peki mecaz anlam nedir? Sözcüğün artık gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıp kazandığı yepyeni anlamlardır. Şöyle ki, konuşurken fazla uçuyorsun, bu da seni sevimsiz yapıyor dediğimde buradaki uçmak artık temel anlamı kesinlikle çağrıştırmıyor. Birden tepem attı onun söylediklerini duyunca dediğimizde buradaki atmak artık temel anlamı kesinlikle çağrıştırmıyor dostlarım. Şimdi karşılaştırmalı örnekleri verelim ve bir taktik vereyim size. Şunu unutmayın. Kıymetli dostlarım, eğer bir sözcük akla gelen ilk anlamdaysa temel anlamlıdır. Akla gelen ilk anlamda değilse ya yan anlamlıdır ya da mecaz anlamlıdır. Doğru mu? Doğru. Peki nasıl ayırt edeceğim? Kısaca şöyle. Akla gelen ilk anlamda değilse ve hala somut bir şeylerden bahsediyorsa yan anlam, soyut bir şeylerden bahsetmeye başlamışsa mecaz anlam olur. Şöyle ki, çocuklar oynuyor dediğim zaman zaten akla gelen ilk anlamda, buna temel anlam diyelim. Ama sınıfın tahtası oynadı dediğimizde akla gelen ilk anlamda değil. Fakat hala somut bir şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla yan anlam. Duygularımla oynama dedik. Evet, bak burada da akla gelen ilk anlamda değil ama soyut bir şeye geçti. Dolayısıyla bu mecaz anlam olacak. Ormanlar yandı dediğimiz zaman akla gelen ilk anlama uygun. Temel anlam. Sıcaktan yandık hepimiz dediğimiz zaman akla gelen ilk anlamda değil ama somut. Yani ısımızın artışı değil mi? Somut bir şeylerden bahsediyor. Yan anlam. Ben sana yanmışım dediğimizde artık soyuta geçti. Dolayısıyla mecaz anlam olur. Peki terim anlam nedir? Bilim, sanat, teknik, eğitim, ekonomi gibi alanlarda çeşitli iş ve mesleklerle ilgili özel kavramları anlatan sözlere biz terim diyeceğiz. Örneğin yüklem, özne, kök, zarf, dil bilgisi terimleri, makale, koşma, uyak, redif, mısra, edebiyat terimleri, perde, sahne, dekor, dram, kostüm, sufle, tiyatro terimleri, korner, penaltı, gol, taç, ofsayt, futbol, üçgen, daire, çap, açı, kare, teğet, geometri terimleri olmaktadır. Peki gelelim sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine. Eş sesli, sesteş kelimeler nedir? Yazılışları aynı, anlamları farklı olabilen kelimeler. Yüz, yıl, kar, bin, al, kır gibi sözcükler farklı cümlelerde, farklı anlamlarda kullanılabilir. Şöyle ki, geçen yıldan beri başımıza gelen bu olaylardan ben de yıldım artık. Geçen yıl, evet sene, ben de yıldım artık. Usandım. Bir yıl var, bir yılmak var değil mi? Anlamları birbirinden farklı. Peki eş anlamlı kelime nedir dostlar? Yazılışları farklı, anlamları aynı. Siyah, kara, cevap, yanıt, kelime, sözcük, iletim, mesaj, özgün, orijinal, dil, lisan, bellek, hafıza, uygarlık, medeniyet, al, kırmızı, misafir, konuk, fiil, eylem, model, örnek gibi yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcükler. Zıt anlam, anlamca birbirinin karşıtı olan iyi, kötü, uzun, kısa, hızlı, yavaş, doğru, yanlış, şişman, zayıf gibi sözcükler. Nicel nitel anlam nedir dostlar? Sayılabilen, ölçülebilen, bak santimetrenin c'si var burada, nicel. Sayılamayan, ölçülemeyen nitel olur. Onunla yakın zamana kadar çok yakın bir dostluğumuz vardı. Yakın zamana kadar derken kıymetli dostlarım, o zamanın yakınlığı ölçülebilir. 3 gün, 5 gün, 3 ay. Ama yakın bir dostluk derken bu yakınlık ölçülemez. Dolayısıyla sözcükler bulunduğu yere göre nicel ya da nitel anlam kazanır. Bunu da unutmayalım. Somut soyut sözcükler, eğer 5 duyorganın herhangi biriyle algılayabiliyorsak, masa, çanta, köprü, kalem gibi, bunlara somut. Sevgi, dostluk, melek, saygı gibi sözcükler 5 duyorganın hiçbiriyle algılanamadığı için soyut anlam kazanmış olur. Gelelim söz öbeklerine. Kıymetli dostlarım, söz öbekleri iki gruba ayrılacak. Bir kalıplaşmış söz öbekleri, bir de kalıplaşmamış söz öbekleri. Kalıplaşmış söz öbekleri nedir? Deyimler, atasözleri, ikilemeler, pekiştirmeler gibi dilimizde yer etmiş söz gruplarıdır. Bunlardan biri deyimlerdir dostlar. Nedir? Birden çok sözcüğün genellikle sözlük anlamından uzaklaşarak oluşturduğu etkileyici, çekici söz kalıplarıdır. Yani biz anlatmak istediklerimizi daha etkili bir biçimde anlatabilmek için deyimlere başvururuz, unutmayın. Deyimler genellikle birden fazla sözcükten oluşur ancak tek kelimeden oluşan deyimler de vardır. Yaltakçı, yağcı, akşamcı gibi. Deyimler kaç sözcükten oluşursa oluşsun hepsi tek bir kavramı karşılar. Örneğin feleğin çemberinden geçmek, tecrübeli, hıh demiş burnundan düşmüş, benzemek. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecazlı olsa da içlerinde gerçek anlamlı deyimler de vardır. Örneğin ne günlere kaldık, canı sağ olsun, bir bu eksikti, olur şey değil gibi deyimler, dikkat edin dostlarım, gerçek anlamlı deyimlerdir. Deyimler birbiriyle özdeş ya da yakın anlamlı olabilir. Örneğin etekleri tutuşmak, eli ayağı dolaşmak ikisi de heyecanı ifade eder. İşi yokuşa sürmek, ayak diretmek, hani zorluk çıkarmak anlamında eş anlamlı deyimlerdir dostlarım. Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için içinden hiçbir sözcük çıkarılamaz, sözcüğün yeri değiştirilemez, eş anlamlısı kullanılamaz. Ancak deyimlerin arasına farklı sözcükler girebilir. Mesela ağzını hayra açmak bir deyimdir. O ağzını hiçbir zaman hayra açmaz şeklinde kullanabilirsiniz. Deyimlerin büyük bir çoğunluğu mastar biçimindedir. Abayı yakmak, pabucu dama atılmak, mekli maklı biter. Ancak cümle biçiminde olan deyimler de vardır. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bak, cümle aynı zamanda deyim. Pabuç kadar dili var, cümle deyim. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur, cümle aynı zamanda deyim. Bir olaya, bir hikayeye dayanan deyimler de vardır ki bu olayları, hikayeleri kahve molası videolarında sizlerle paylaşıyorum. Abayı yakmak, sarı çizmeli Mehmet Ağa, çıkar ağzından baklayı, bu deyimlerin toplumu etkileyen bir olay sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. Kafiyeli deyimlerimiz var. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı, yere bakan yürek yakan gibi kafiyeli uyaklı deyimlerimiz de mevcuttur. Gelelim atasözlerine. Genel bir kuralı ortaya koyarak öğüt veren, uzun gözlemler ve deneyimler sonucu ortaya çıkan sözlerdir. Yine kalıplaşmış sözler. Atasözlerini oluşturan sözcüklerde değiştirme yapılamaz. Kısa ve özlü sözlerdir. Yani az sözde çok şey anlatırlar. Bir kültür ögesidir, unutmayalım. Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar. Bazen adet ve geleneklerden de bahsederler. Anonimdirler, yani söyleyeni belli değildir. Edebi bir tür özelliği taşırlar. Çünkü İslamiyet öncesinde sav dediğimiz bir tür halk edebiyatına atasözü olarak geçmiş. Çoğu kinayelidir. Yani hem gerçek hem mecaz anlamı taşırlar. Ateş düştüğü yere yakar dediğimiz zaman hem gerçeği hem mecazı düşündürür ama kastedilen anlam her zaman mecazdır, unutmayalım. Genel bir yargı bildirirler ki bu çok önemlidir. Deyimlerde böyle bir özellik yok. Deyimler özel yargı taşır. Atasözleri genel yargı bildirir. Yani toplumun tamamına hitap eder. Ateş düştüğü yeri yakar sözü hepimiz için geçerlidir. Ama geçti borun pazarı dersem bu fırsat kaçıran kişiye söylenir sadece. Öğüt verme amacı taşırlar. Doğrudan ya da dolaylı mutlaka bir öğüt atasözlerinde vardır dostlarım. Peki gelelim İkilemelere. Sözün anlamını pekiştirmek, kuvvetlendirmek, zenginleştirmek için tek sözcüğün yetmediği durumlarda iki sözcüğün biçimce ve anlamca kaynaşmasıdır. Bu iki sözcük aynı sözcüğün tekrarıyla oluşabilir. Usul usul sınıfı terk etti. Yakın anlamlı sözcük olabilir. Yalan yanlış konuşma. Karşıt anlamlı sözcükler olabilir. İşin aslını er geç öğreneceğim. Sözcüklerden biri anlamlı biri anlamsız olabilir. Eğri büğrü gibi. Sözcüklerin ikisi de anlamsız olabilir. Ivır zıvır gibi. Sözcüklerden bir ya da her ikisine ekler getirilerek yapılabilir. Beni baştan aşağı şöyle bir süzdü örneğinde olduğu gibi. Gelelim kalıplaşmamış söz öbeklerine ki üniversite sınavında, KPSS'de, TYT'de en çok soru buradan geliyor dostlarım. Nedir bu? Dile yerleşmemiş yazarın icadı olan söz öbekleri. Sözcükte anlam konusuyla ilgili en çok soru çıkan bölüm bu bölümdür. Nedir? Bir yerin altını çizmek ya da bir bölümü tırnak içine alıp altı çizili ifadenin ya da tırnak içindeki ifadenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır şeklindeki sorular. Şimdi bu tip sorularda yapmamız gereken en önemli husus şu. Bir metin verilmiş kıymetli dostlarım ve bu metinde diyelim ki serçe parmağıyla Fili oynatmak. Fili oynatmak. Sözü olsun. Bu söz altı çizilsin ya da tırnak için alınmış olsun. Altı çizili sözle ya da tırnak için alınmış ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir desin. Şimdi kıymetli dostlarım, paragrafı elbette okuyacağız. Öyle sadece orayı oku, sadece burayı oku yok. Paragrafı okuyacağız ama paragrafı altı çizili bölümü anlamak için ya da tırnak için alınmış ifadeyi anlamak için okuyacağız. Yani amaçlı bir okuma gerçekleştireceğiz. Ve altı çizili bölüm genellikle mecazdır. Biz bunu gerçekmiş gibi düşünüp şıklarda öyle yorumlayacağız. Şimdi metin diyelim ki Türk öğretmenlerinin, Türk eğitim sistemindeki öğretmenlerin yaşadığı zorlukları anlatsın. Tamam mı? İşte çok zorlanıyorlar, velilerle uğraşırken, öğrencilerle uğraşırken vesaire çok zorlanıyorlar. Bu tıpkı serçe parmağıyla fili oynatmak gibi olsa da öğretmenler özveriyle çalışmaya devam ediyor falan filan diye anlatsın da anlatsın. Şimdi serçe parmağıyla fili oynatmaya benziyor. Bunu gerçekmiş gibi düşün. Serçe parmak, yanında da devasa bir fil var değil mi? Onu oynatmaya çalış parmağınla. Mümkün mü? Mümkün değil. Ben şıklarda ne arayacağım? İmkansızlık. İmkansızlık ifadesi veren bir anlam arayacağım. Dolayısıyla metni okuyacağız. Metnin anlamını anlamak için değil, metin içinde bu bölüm ne anlama geliyor? Bunu anlamak için, ki bu bölüm genellikle mecazdır. Bunu gerçekmiş gibi düşüneceğiz dostlarım. Evet, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşça kalın.